Herkese merhabalar. Bitcoin ile birlikte yeni haftaya iyi bir başlangıç yaptık. Bitcoin 9 hafta üst üste kırmızı kapatıp piyasayı tepetaklak yaptıktan sonra Haziran ayının ilk haftasında yükselişe geçti ve yeşil olarak yeni bir hafta açılışı yaptı. Akıllara hemen en çok merak edilen soru geldi. Boğa koşusu başlıyor mu? 2020 yılında Bitcoin 50 bin dolar olacak diyen ve tahmininde yayılmayan Nexo CEO'su Antonio Tranche son açıklamasında 12 ay içerisinde Bitcoin'in 100 bin dolar olması beklediğini belirtmişti. Yoksa 100 bin dolara giden yol için gereken kırılım bu hafta mı geldi? Videomuzda bu sorunun cevabını bulmak için piyasanın güncel durumunu ele alacak, Bitcoin sonrasında Ethereum başta olmak üzere majör altcoin'leri önemli haberlerle birlikte yorumlayarak tek tek inceleyeceğiz. Ayrıca daha önce sizlere bahsetmediğimiz bir ekosistemi muhteşem bir güncellemesiyle tanıtacağız. Hazırsak hemen başlayalım. Cumartesi günü Twitter'da yayınladığımız post ile yarını güzelleştirebilir diye belirttiğimiz Bitcoin beklediğimiz hamleyi pazartesi gecesi gerçekleştirdi ve %5 değer kazanarak yüzleri bir nebze olsa da güldürdü. Fakat beklenen büyük yükseliş için henüz erken ve Bitcoin'de rahatladık diyebilmemiz için kısa vadede 32 bin dolar üzerinde kalıcı olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunu zaten önceki yayınlarımızda da sıklıkla belirtmiştik. Ayrıca günlük bazda Bitcoin'in RSI değeri iyi seviyelerde ve uyumsuzluğu da yok. Sizlere Bitcoin ile ilgili önemli bir on-chain veri olan Dormancy Flow'dan da bahsetmek istiyorum. 2011, 2015 ve 2019 yıllarında gördüğümüz diplerin bir benzeri bugünlerde de görmekteyiz. Bir önceki düşüşün ardından 250 bin üzerindeki kırılmalar önemli boğa kaşılarının başlangıcına denk gelmiş, tekrar aynısını yaşayabilir diyoruz ve hemen Ethereum'a geçiyoruz. Bu arada güncel kripto para analizleri çok kazandıran altcoin'lerle hazırladığımız sepetleri ve tüm ön satış fırsatlarını değerlendirdiğimiz videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni haftanın ilk saatlerinde gelen yükseliş ile Ethereum'da son 3 yıl içerisindeki en büyük short işlemi likidasyonu yaşandı. 4 saatlik grafiğe göre Ethereum aşağıda sağlam desteklerinden aldığı güç ile 1950-2150 dolar direnç hattına doğru teste geliyor diyebiliriz. En büyük altcoin Ethereum'da günlük RSI 43 ile al sinyali verse de Bitcoin dominansında Bitcoin fiyatıyla doğru orantılı olarak yükselmesi altcoin'leri baskılamaya devam ediyor. Şimdi çalkantılı günler geçiren Solana'ya hızlıca bakalım. Move turn oyunları arasında en popüler ve en çok kullanılan Stepn cephesinden gelen kötü haberlerden sıyrılmaya çalışan Solana, Bitcoin karşısında düşen trendini kırdı ve geçtiğimiz hafta direnemediği daralan üçgene tekrar girmeyi başardı. Son kalelerden biri diyebileceğimiz 37 dolar seviyelerinden destek bulan Solana orta vadede düşen trendin teste doğru geliyor diyoruz ve hemen arkasından başka bir major coin olan Matic'e geçmeden önce bu videoda bahsedeceğimiz tüm coinleri ve binlerce farklı altcoin'i yüksek hacimli paritelerde alıp satmak, marjin işlemler ve startup ile yüzlerce kat değerlenen ön satışlara katılmak için GTO borsasının Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. GTO'ya borsası kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyor ve devam ediyoruz. Markette yaşanan yükseliş ile toparlanma sürecine giren Matic düşen trendinin testine doğru yaklaşıyor. 64 sent seviyelerinde seyreden Matic'in yukarı yönlü kırılım yaşaması durumunda ilk hedefleri sırasıyla 80 sent ve 95 sent seviyeleri olduğunu görüyoruz. Hard fork haberiyle 3 dolardan beri gelen düşüşünü 45 sent seviyelerinde durduran Cardano'nun ATH seviyesinin yaşadığı düşen trendin aynısını kısa vadeli olarak da sergilediğini belirtmiştik. Trend kırılımı ile yükselişe geçen ADA coin'i ve Cardano ekosistemindeki son gelişmelerin detaylarını paylaşacağımız özel Cardano videomuzu da yarın kanalımızdan izleyebilirsiniz diyor ve her geçen gün yepyeni haberler ve gelişmeler paylaşan Metaverse cephesine dönüyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini oluşturan ve resmi olarak ilk defa bir moda etkinliğinde yer alan Decentraland hızla büyümeye devam ediyor. 26 Kasım'daki ATH seviyesinden beri düşen mana ilerleyen günlerde bu düşen trendini teste gelecek. Cüzdanı da tutanlar ve almayı düşünenler için bu trendi takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Kırılımın gelmesi halinde ilk hedef kısa vadede 1 dolar 34 sent ve 1 dolar 68 sent seviyeleri diyoruz. Ve videonun başında da bahsettiğimiz belki de bazılarınızın ilk defa duyacağı bir ekosistemi kısaca anlatmaya başlayalım. Helium projesi. Temmuz 2019'da başlatılan Helium'un ana ağı kablosuz cihazların birbirleriyle iletişim kurmasına ve ağ üzerinde veri göndermesine olanak tanıyor. Dileyen herkesin not oluşturabildiği sistemde nodlar kablosuz ağ geçidi ve blok zincir madencilik cihazların bir kombinasyonu olan
hotspotlar biçiminde. Bu notları işleten kullanıcılar Helium'un yerel kripto parası olan HNT'de madencilik yapar ve ödüller kazanır. Binlerce insan 5000'den fazla şehirde 800.000'den fazla not ile HNT coin kazanırken bir yandan da ekosistem bambaşka bir boyuta taşınıyor. Helium geliştirme tekliflerinde 51 nolu teklife göre artık Helium ağı üzerinde birden fazla ağ yer alabilecek ve notlar o kategori için oluşturulacak yeni coinleri kazanmaya başlayacak. Oluşturulacak yeni iki coin ile mevcut wireless notları IOT token veya 5G operatörleri mobil token'ı kazanabilecek. Haberin ardından %60'a yakın artan HNT coin önünde hala kat edebileceği uzun bir yola sahip. Devrimsel bir felsefeyle yola çıkan HNT'nin yeni iki coin ile ilgili listeleme veya tüm gelişmelerin anında haberdar olmak için bizleri takip etmeye devam edin. Ayrıca yaşanan bu gelişmelerle ilgili uzun vadede yüksek kazanç fırsatı yakalayabilmek için HNT coin'i Gateway borsasında alabilirsiniz. Hatta sadece HNT değil, binlerce farklı altcoin'i yüksek hacimli paritelerde alıp satmak, marjin işlemler ve yüzlerce kat değerlenen startup ön satışlarına katılmak için Gateway borsasının Pusula Finans ailesine özel yüksek komisyon indiriminden de faydalanabilirsiniz. Gateway borsası kayıt linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz diyoruz ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Soru, görüş ve yorumlarınız için isterseniz sosyal medya kanallarımız Twitter veya Telegram'da veya aşağı yorumlar kısmına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.